Baba hoş geldin. Semih hoş geldin kardeşim. Abin hoş geldin. Hadi umarım inşallah düzelir. Modam tesettür giyeyim. Hoş geldin. Tipe bak amık. Hoş geldin. Eyvallah. Kardeşim hoş geldin. Al bakalım dostum. Ne bakayım kanka. Cin çarpması gibi amık. Teşekkürler sağ ol dostum. Hayat sevince güzel doğru söylüyorsun. Oo kardeşim hoş geldin. Ayşe hoş geldin. Çıkmayın da böyle bir güzel bir yayın yapalım ya vallahi bile. Müdür hoş geldin. Siz bana soru sorun ben cevaplayayım olur mu? Selam Hava abla nasılsın ablacığım? İyi misin ablam? Abi saçlarım çok iğrenç farkındayım bunu yapacak bir şey yok ama. Nasıl gidiyor? Anlatın. Efekt kötü mü duruyor? Kaldırıyor mu bu efeyi? Ve canlı yayın donuyor mu? Canlı yayın kötü mü duruyor yani? Onu söyler misiniz bir de? Bir bilgi verin bu konuda bana. Hani mesajlarınız geç geliyor. Büyük ihtimal yorumlar geç gelecek. Öyle öyle genelde zaten. Yorumlar geç gelir. İyiyim kuzum. Allah iyilik versin ablacığım. Eda hoş geldin. Sen de iyi misin? Şu efekti neden koyuyorsun? Öylesin ha vallahi abla ya. Eşek de canlı yayın çekme. Doğru mu söylüyor? Ciddi mi söylüyorlar ya? Alayım Eda. O zaman kaldırayım ne diyeyim? Yani kaldırayım. Efekti değiştiriyorlar. Herkes diyor bunu. Tamam değişeceğim şimdi bekleyin. Eda abi çıksın yayından. Efendim? İyiyim Haber lan Trek? iyiyim sen? Bir yayına yüzünü aç yüzünü. Tur bir şey hoş geldin bebeğim. Bir dakika açacağım. Ablan nerede? Ablanı getir bana ablanı. Hayır. Sesim geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor mu? Yok gelmiyor. Vallahi gelmiyor. Bir dakika. Gelmiyor mu sesim ya? Yok vallahi gelmiyor. Tamam ben çıkıyorum o zaman yayından. Görüşürüz. Ya niye çıkıyorsun ki? Mal mısın? Gelmiyor. Şaka. Gelmiyor mu? Ama nasıl oldu? Salak. Kabul et güzeldi. Benim başta anlaman gerekiyordu. Ben sana burada daha biraz ufaktan hafiften dalga Ya geçtim. salak mısın? Söylemiyorsun yayından çıkacaktım. Bana ne? Geliyor ya vallahi. Mantıklı işte asla işte anlamadı arkadaş ne yapalım yani normal bir şey. Aslı kaç yaşında? Aslı benle yaşıt. Aynı sınıftayız. Anladım. Eda bana bir mantarlıyor musun? Hayır. Niye? Bende sap kız yok ki. Vay be. Arkadaş bir pezeme kabuğunu. Herkes yapıştırmış. Eda aşkım. Aa, Suda hoş geldin. Bir şey diyeyim, efekti kötü mü oluyor şöyle daha mı iyi? Efekt ya konuşamadım. Efekt koy da diğeri kötü. İnsan abisine nasıl salak der ya. Gördün mü? Ya. Ben herkese diyorum yani kendi ablama bile. Ya. Gördün. Bak millet ne diyor. Kanka ben ayarlayayım. Ya kardeşler sen Adana'dasın ben İstanbul'dayım. Yok şaka yapıyorum manita konusunda. Espri yaptım. Ya, Benim istesen kendi manita bulabilirsin zaten. erecek. Vallahi bulurum bulmasına da benim manita erecek zamanım yok. Anladın mı? Ben kitap yazıyorum ve dünyayı gezeceğim. Yani benim manitayla uğraşacak şeyim yok yani. Ben öyle işlerle uğraşalı bırakalı çok oldu be ya. Vallahi en son bir sene önce falan işte öyle abiciğim. Çünkü Sinem siz hoş ne kadar geldin. hani bana, hani bana. Ne için, ne diyor? Manita mı? Hayat sevince güzel, DM at. Senin ne? Bir şey diyeceğim, senindeki o efektleri ben nasıl bulacağım? Ben anlamıyorum da dur bir dakika, burada neler Sen var? bulamazsın ki. Bu neymiş mesela? Bulamazsın. Bu. Abi bu Ben şimdi? önceden kaydetmiştim. Bu canlılar ne geziyor?
Bu da nasıl efektler var lan? Oh yeah, it's Bu hiç güzel değil. Aa, suda ne great. dediğini anlamadım. Kapılar on meto on, kapılar jeto on meto on. Bu güzel değil mi? Bu çok iyi. Hayır ya, bu ne? Evet arkadaşlar, eroin içtim, kendime gelemiyorum, boğazağı içtim. Öyle şeylerle uğraşma tabii ki. Bu neymiş? Bu ne? Helyum. Sesim nasıl geliyor? Sesim nasıl geliyor? Normal. Ha. Helyum yazıyor da o yüzden. Bu ne lan? Bak bu çok komik. İyi. Ne ya? Bu ne? Bu. Tamam, sen daha bir şey koyma. Aa, bak bak Boş bak. ver, anlamam. Peki. Sağa bakarım, sola bakarım, böyle ilerlerim Ya işte, tamam. göremiyorum. Az bir dur Tamam, sen ya. kendini yorma. Oo, en sevdiğim kış. Bu yüzden kışın yola çıkacağım, biliyor musun? Buse, hoş geldin. Oo, ne kadar tatlı gözüküyorum. Bok gibi. Sen mi? Selamünaleyküm. İyi akşamlar arkadaşlar. Ben dış dünyadan Galaxy Bonsai Bu kafam 1 milyon. Merhaba. ne ya? Salak. Mal mısın ya? Hepinizi yok etmeye geldim. Abi, mal mısın? Ne haber? Tipe Edo. Tamam arkadaşlar, iyi saat 2:30 oldu, hadi öpelim, gidelim yatalım. Gece rüyamıza gireceğiz. Dur be, bu adam çok komik falan. Aslı sana diyor. Ama Sinem, nasılsın? çok Bakayım, genç ha mesela. evet, hala yayındaymış. Hangi kuşak? Hayat sevinci Yaklaştık güzel, olmuş gençler. diyorsun. Hangi kuşak? Merhaba. Bu ne ya? Ya tamam, sen kafanı Az bir yorma. dursana, ben yeni yeni tanıyorum şunları. Bir dakika dur ya, Allah Allah, bu neymiş? Ne Ağır çekim. Boş ver. Oo bak, görüyor musun? Parlıyorum ya. Hayat bile bana parladı. Şişletme. ya? Merhabalar. Merhabalar. Çok iyi Bir şey travesti taklidi soracağım. buldum. Sen travesti Ha, travestim ha. Geç arkadaşı, ben sana değil kanıtlayayım travesti. Eda, sana var ya, artık acımayacağım kızım. Sen bana acımadığın gibi ben de sana acımayacağım. Engellerim Engelli. bak. Beni bununla mı tehdit Şaka ediyorsun? yapıyorum. Şaka yapıyorum Beni yani, ciddi bununla mı tehdit alıyorsun. Hayır, mal ediyorsun? mısın? Yani alırım ben ciddiye, alırım ben ciddiye. Çünkü alma ciddiye yazıyor. Tamam, bok gibi espri de. Ben terk ediyorum arkadaşlar, hesabı kapatıyorum. Hadi iyi akşamlar. Tamam, bence de sen burayı terk et. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Kız senin aktifliğin benden daha güzel lan. Eda. Efendim? Ne yapıyorsun? Hiç, oturuyorum. Bak Eda diyor, psiko prenses. Ha Tanımıyorum, bu psiko kim? prenses. Lan bizim mahallede psiko diye bir Bu rapçi kim vardı lan. ki? Halil abi, hoş geldin. Bak Ali Can, Ali abi geldi şimdi. Hadi konuş. Hadi konuş. Ne diyeyim ya? Ben karışmıyorum. Adam geldi. Susturulmaz Merve. Ben Ha, sustururum ama Merve. kızım Allah. Ya iyi Oo, misin? Sibel Baysal. Az dur, az dur. Bekle, 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 bekle. Sibel ablayı alacağım. Bir dakika, bekle, bekle. Sakın çıkma. Bekle, sakın Peki. çıkma. Dur, Sibel ablayı alacağım. Bir dakika, müsaitse var ya. Sibel abla, sen en son yayın yapacaktık abla. Bir gelir misin? Bir dakika, Sibel ablayla özür dilerim. Ulay da sana özür dileten biriyim. Bir dakika dur. Sibel ablamız gelirse bir Sibel ablayla muhabbet edelim. Aa, o zaman yok, Sibel abla müsait değilmiş. Tam sorun yok o zaman. Bir dakika arkadaşlar, hadi balkona geçeyim. Sibel abla müsait olsaydı ona konuşacaktım biraz da. Sibel ablamız müsait değilmiş. Sorun yok. Hadi Cadı Eda, Cadı Eda gel gel. Eda. Efendim. Niye aldın, attım seni biliyor musun? İki kere aldım ya sonuçta şimdi. Sibel ablaydı, ben sözüm vardı bir Aynen. konuda. Onu almam gerekiyordu. Bir 5 dakika onunla muhabbet edecektim de müsait değilmiş. Şansım varmış.
Anladım. Neyse, açıklıyorum, Eda ile biz sevgiliyiz, haberin olsun. Sesin gelmiyor. Diyorum ki herkese açıklıyorum, Eda ile biz sevgiliyiz. Hayır. Ne hayır lan, oradan bakın şey mi yazıyorum? Bülent Ersoy falan mı yazıyorum? Yani ne sevgilisi oğlum? Al diyor, al diyor, dur dur dur. Al diyor, dur, az bekle, al diyor, bekle, izle izle bak. Sibel ablanın muhabbeti çok güzel, izle, Yapılan tamam mısın? mı? Bekle Eda, bekle. Abicim lütfen Çıkıyorum bebeğim ben. lütfen. Defol. Bebeğim lütfen, dur. Ablacım gel. Sibel ablaya sözüm vardı, bekle. Eda çıkarsan bir daha seninle konuşmam bak. Bak ben sana söyledim Eda. Merhaba, iyi Merhaba. akşamlar abla. Nasılsın abla? Merhabalar Selçuk. Nasıl İyiyim olsa? ablacığım. İyiyim vallahi abla. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Diyar diyar geziyorsun. Vallahi helal olsun sana. Bunların hepsini tek başıma yapıyorum abla. Kimsenin yardımı yok yani bu konuda. Yani kendi mücadelenle vallahi bravo. Takdir ediyorum seni. Gerçekten. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Ben iyiyim. Ortak olan sevgili takipçilerime de buradan selamlarımı iletiyorum efendim. Ne güzel. Sibel abla sen nerede oturuyordun abla? Ankara'dayım ben. Ankara. Tarot da abla da orada. Ben oraya gelince sana da uğrarım abla. Ha, o bahçeli evlerde aramızda bir 5 dakika mesafe Çok var. iyi. O Ha, zaman sana da evet. uğrarım abla ben. Sorun yok. İnşallah canım beni beklerim. Tabii ki. İnşallah abla ya. Valla ben senin muhabbetini seviyordum. Bir türlü seninle bir böyle yan yana girip bir iş yapamadık canlı yayın ya. Vallahi billahi. Olsun canım sağ olsun. Demek ki Ne oldu? şimdiye kısmış yani. İlla ki nasip kısmet ya bu işler. Bu hep böyle. Selçuk, sen şimdi el işlemeleri yapıyorsun ve oradan kazandığın, satıyorsun onları. Oradan Bileklik kazandığın ücretle de Türkiye'nin 86 mı vilayet var? 81. 81. Ha, vilayetinde geziyorsun. Ne kadar güzel. Yani bunu yani hobi olarak mı? Yani bunu Hobi değil, yaşam biçimi. Öyle söyleyeyim. Ben ömrümün sonuna kadar dünyayı gezmeyi düşünüyorum. peki yurt dışına açılmayı da düşünüyor musun? Üç kere açıldım. 81 Üç vilayet ülkeye gittim. sonra. Yani şöyle söyleyeyim abla, ben İstanbul'a döndüğümde benim kameram vardı, GoPro profesyonel kameram. Dördüncü kere dostlarım tarafından kameram çalındı ve bütün videolarım o hafıza kartının içindeydi. Türkiye'de çektiğim bütün videolarım. Yani bayağı bir videom vardı. Onlar çaldıkları için bütün emeğim boşa gitti ve tekrardan Türkiye'yi gezeceğim. Tekrardan o videoları çekeceğim. Çünkü eminim ki Türkiye'yi gezmek isteyen birçok dostumuz vardır bu konuda. Bunun farkındayım zaten. Ve abla hani benim kameramı çaldılar, ses sistemimi çaldılar. Bir de üç kere de yoldayken kameramı çaldırmıştım, her şeyimi çaldırmıştım. Sen Yani yüzüne darbe mi aldın? Madalya mı uğradın? yok yok şey efekt, o Ne? efekt, kalp efekti. Ha efekt. Instagram, evet Ya Instagram ben efekti. çıkardım ya. O şey darp almış gibi görünüyor da. Herkes öyle diyor, herkes öyle diyor. Ha? İşte abla ben tekrardan işte Allah izin verirse işte Sibel'cim randevumu hoş aldım. geldin canım benim bir tanem. Kimlik randevumu aldım işte abla. Teşekkür ederim Pazartesi günü senden. inşallah kimliğimi alacağım diye düşünüyorum. İşte kimliğimi alır almaz salı veya çarşamba, en fazla perşembe günü yola çıkacağım. Artık böyle başlayacağım yani yola harbiden abla. Yani 81 vilayetten kaç vilayet kaldı gezmediğin? Yani şöyle söyleyeyim abla. Aslında hepsine gittim. Fakat gezmediğim 3-4 tane sadece böyle ufak ufak yerlerini gezmediğim yerler kaldı sadece. Ufak gezdiğim yerler oldu. Onları gezmek olarak saymıyorum. Ama gittiğim oldu yani. Gittim oralara. Tospik ablacığım hoş geldin. Öpüyorum seni abla. İşte öyle yani abla. İnşallah geri kalanını aynı şekilde devam edeceğim inşallah. Bilmiyorum. Allah büyüktür ya abla. İşte Düşmez kalkmaz Allah Allah bilir. inşallah. Evet Nibacığım, ortak izleyicilerimize ben buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Selçuk kardeşimin yayınına konuk oldum. Estağfurullah Yani abla. umarım yolun açık olsun güzel kardeşim. Teşekkür ederim Allah abla. Abla ben 17 yaşında evden kaçtım biliyor musun abla, bu hayalim için.
Evden kaçtım. Direkt otostop çekerek Sakarya falan buraları gezdim. Çanakkale, Edirne buraları gezdim. Çadırda kaldım. İşte otelde kaldım. Otellere nasıl giriyordum biliyor musun abla? Yalvara yalvara, yalvara yalvara. O da niye biliyor musun abla? Normalde hiç otelde kalmazdım. Çünkü yazındı. Dışarıda kalabilirdim. Yani soğukta, soğuk olmadığı için dışarıda kalabiliyordum. Fakat dere su yataklarını bulamadığım için duş Peki alabileceğim... sen çok lafını bağlak istiyorum. Şu anda Estağfurullah. nerede yani nerede kalıyorsun? Ailemin Hava yanındayım şu anda ben. şartları, darülaceseler, bakım yurtları, valilik konaklama yerleri hep dolu. Bundan dolayı şu an nerede kalıyorsun? Onu Şu an da kendi ailemin yanındayım ben. 1,5 aydır falan ailemin yanındayım ben. ailen Tabii ben kalıyorsun. ailemi görmeye Peki geldim. şu anda ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Dışarıda, soğukta, karda, kışta kalan ve valilik konaklama misafirhanesi doluluğundan dolayı yani belediye başkanımız yani Türkiye geneli olaraktan ama ben başkent Ankara'dayım. Türkiye geneli olaraktan seslenmek istiyorum. Belediye başkanlarımız ve valilerimize lütfen o kalacak yere hani kapasite dolmuş genişletilmesi ne buradan arz ediyorum. Abla bir şey söyleyeyim mi sana? İnan bana keşke bu feryatlarımız, sesimiz gidebilseydi. Ama ben şöyle söyleyeyim, inanın bana hiç gideceğini Şimdi düşünmüyorum. Ben çok Selçuk Mert, fazla... Sibel Baysal Ankara'dan benim yayınımı gizlice izleyen ner çok. YouTube kanalım da öyle. Abone olmaya gelince olmuyorlar. İzlenmede rekor kırmışım. 6 milyon. Öyle Bundan abla, dolayı öyle böyle. umarım yani yani Vallahi abla ben sana şöyle söyleyeyim. Ben bu gezi hayatımda birçok şey öğrendim. Ve birçok yolda birçok şeyle karşılaştım abla. Ya en çok neye üzüldüm biliyor musun abla? Yolda çok fazla evsiz insanla karşılaştım abla. Hatta benim bir ara 3 tane çadırım vardı biliyor musun abla? Bir evsizle karşılaştım abla. İnan bana abla o kadar soğuk bir şehirdeydi ki Ardahan'daydı. Ben karşılaştım kendisiyle. Yani param da çok azdı o zaman abla. Paramın bir bölümünü ona vermek istedim. Almadı abla. Ne yaptıysam almadı. Zorladım almadı. En son ona bir çadırla bir tane matımı verdim. Dedim ki hani dedim kartonun üstünde yatma dedim. Al dedim çadırı kurmayı öğrettim ona abla. 19 yaşındaydı bir gençti abla. Ben o çadırı kurmayı öğrettim abla. Verdim ona. Ve çocuk şu anda gezgin olmuş abla. çok hızlı. Evet. Ben yani başarını isterim. Başarını isterim. Çünkü her bir insan 86 vilayete yürüyerek mi de bisikletle mi? Otostop. Otostopla. Evet. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Bir de kendi yaptığın ince şeyler Bir de var. evet, bir de internet üzerinden fotoğraf Çizgiler sürdüm ben. getireceğim. Bir de internet üzerinden fotoğraf sürdüm yabancılara. Hayır, elinle yapmış olduğun hani bu takılar Bileklik. makıları. Bileklik. Onları da lütfen Selçuk kardeşimden zaten alanlar alıyor. Yani o da Teşekkürler onun abi. hobisi. Vallahi abla ben sana şöyle söyleyeyim abla. Ailem bana bu yolda defalarca yardımcı olmak istedi. Benim ailemi durumum iyi yani. Yani Allah'a şükürler olsun abla. Şükür ki iyiler. Hani ben onlar yoldayken bana çok destek olmak istediler ama ben hani kendime şu sözü verdim. Ben tek başıma başaracağım. Hani kendi emeğimle ilerlemek istiyorum. Hani bunu kendime başardığımı kendim kanıtlamak istiyorum diyordum. Ama bir başardım yani. Tekrar başarmaya çıkacağım ve tekrar daha çok şey yapacağım. Ama bir sonraki kitap yazacağım. Niye kitap yazacağınız derseniz abla. Ben bunu yazacağım ki çünkü insanlar birçok insanın hayali var. Ben biliyorum farkındayım. Ve bu hayallerle ben hani yardımcı olmak ve faydalı olmak istiyorum bir konuda. Hani bunun için de kitap yazacağım abla. Ve zaten kitabımın çoğunluğunu ücretsiz bir şekilde dağıtmaya çalıştım. Ufak bir sponsorum var benim şu an abla. İşte o kitabı ise kesinlikle Şimdi durumu olmayanlara vereceğim. Selçuk kısa bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra ayrılacağım. Tamam abla. Sevgili izleyenler,
Şimdi kalkıyorsunuz, oradan yorumları yazıyorsunuz. Sibel Baysal'ın gözünden hayat mı kaçmaz? Bu insanın da ne kadar güzel, yani ama otostop, ama yürüyerek 81 vilayeti gezmiş ve götünü siktirmeden kalkıyor, kendi incik boncuk yapıyor, onları satıyor otostop kenarlarında, otoban kenarlarında. Biz mutlu gurur duyacağımıza kötü yazan izleyicilerimi de buradan kınıyorum Teşekkür diyorum. Ve ederim. Selçuk Güzel soru. kardeşim, sana da başarılar diliyorum. Umarım 81 vilayetten sonra yurt dışına da inşallah açılacaksın. Çok çok teşekkür ederim. Allah senden çok razı olsun Bir abla, altın düşündüğün. isteğin olduğu zaman unutma, bir ablan var Ankara'da. Tarota ablanın yakınındayım. Tarota abla Çok teşekkür. Bahçelievler'de, ben de Çankaya'dayım. Her zaman Polatlı'ya yaşıyor başka musunuz? bir yerim Polatlı'ya var. gelmek istiyorum. Öpüyorum. Yayınına devam et güzel kardeşim. Kötü Ben de. yazanlara en iyi de gitsin. Zaten kötü Hiç yazan takmıyorum. kötü olur. Yani ya da çekemiyor. O yüzden Sibel Baysal sivri dillidir. Ondan dolayı çocuğu, kardeşimi üzmeyin. Doğru dürüst yorum yapın. Yayınını da takip edin. Hadi öpüyorum Teşekkür ederim efendim. abla. Görüşmek Allah'a üzere. emanet ablacığım. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi Hoşçakalın. akşamlar. İyi akşamlar. İşte arkadaşlar, alın size mantıklı konuşmak. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Alın size mantıklı konuşma. Vallahi ben bu konuşmaya aşık oldum diyenler kalp atsın. Çok güzel konuştu abi. Bakın işte bu bitti. Bitti abi, bitti. Daha söyleyecek başka hiçbir şey yok. Bitti. Çok güzel konuştu. Vallahi teşekkür ederim Sibel ablacığım. Buradan sana öpücüklerimi sunuyorum. Gerçekten sevgilerim ve saygılarımla. Kimdi o abla ya? Çok güzel konuştu. Aileen, o ablayı ben çoktandır tanıyorum bir süredir. Zaten kendisi çok efendi bir insan gerçekten. Hani çok güzel konuştu. Hani ağzına diline sağlık onun vallahi billah. Vallahi ben başka hiçbir şey demiyorum. Ya işte. Abi işte medeniyet demek, kültüre sahip olmak işte böyle bir şey. Bizim ülkemizde de bu kalmamış ki çoğunlukla. Hep yargı, hep bir şeyler, hep bir şeyler. Ama gördünüz arkadaşlar, kendiniz gördünüz. Ben hiçbir şey söylemiyorum, kendiniz gördünüz. Ve benim yayınlarım sürekli hani artık böyle İstanbul'dayken biraz böyle yayınlarım konusunda biraz hep böyle Türgal'la orada burada arkadaşlarla açıyordum. Yapma çok güzel diksiyon ablanın, çok iyi bir insan. Tabii ki tabii ki ben takdir ediyorum kendisini. Çok güzel konuştu kendisi zaten. Bundan sonra yayınlarımda daha dikkatli olacağım zaten. İlk defa gördüm ama bir kız olarak ben de bayıldım kadına. Ben sana bayıldığım için onu çağırdım buraya. Bundan sonra yayınlarımı daha dikkatli ve düzgün bir şekilde yapacağım. Çünkü hani yola çıkacağım tekrardan. Bu hesabım çalındı vesaire umurumda değil ama tekrardan yapacağım. Çok iyi yetişti. Bence o kendisi kendini yetiştirdi diye düşünüyorum. Bence Sibel abla kendisi yetiştirdi diye düşünüyorum. Aslında arkadaşlar bakın. Herkes kendi kendini yetiştirebilir. Kendi kendini geliştirebilir. Bu size biraz kalıyor. Aileniz sizi bir yere kadar yetiştirecek yani. Ondan sonra tabii ki size kalmış bir şey diye düşünüyorum. Bu kadar yani. Sibel ablacığım gerçekten çok iyi konuştu vallahi billahi. İşte böyle abi, konuşmak böyle işte. Medeniyet, kültürlü insan böyle konuşur. Yok orada birden oradan top, bir oradan gay, bir oradan şunu diyor. Gay değilim. Gay olsam sana ne? Keşke herkes onun gibi düşünse ve gençlerin yanında olsa herkes. Ya Aylin'cim tabii ki bak ben sana şöyle söyleyeyim. İnan bana hani o konuşma tarzı var ya, insanı ne kadar çok böyle mutlu ediyor biliyor musun? Gerçekten bak hani ben böyle insanlarla muhatap olmak istiyorum ama bana gelen DM'ler hep boş DM'ler. Vallahi bak boş insanlar. Ben bu yüzden birçok insanı yayınımdan böyle hikayemi gizlemişim. Bu yüzden kimse yayınıma giremiyor. Çünkü boş insanlar ve benim kitlem gittikçe çocuklaşmaya başladı kitlem. İlk kitlem daha güzeldi vallahi billahi, yalan yok. İşte öyle yani. Bence çok güzel konuştu abi vallahi billahi. Kitap okuyarak, video izleyerek, genelde okuyarak geliştirebilirsiniz. Aslında kitap okuyarak olmuyor bu işler. Biraz da böyle aslında hayat kitabı diyelim mesela, şöyle söyleyeyim. Hayattan da biraz ders almak gerektiğini düşünüyorum. Ben bu yollarda birçok şey gördüm, birçok ezilmeler gördüm vesaire ama gerçekten hani bu yol beni çok geliştirdi düşünüyorum kendi kendime. Ama bakacağız, Allah büyüktür öyle söyleyeyim ya.
İnsan saatlerce konuşsa sıkılmaz. Yemin ederim vallahi bile müsait değildi. Belki işi vardı. O yüzden işi olmasına rağmen geldi biliyor musun? Ben onu hissettim. Büyük ihtimal işi vardı. İşi olmasına rağmen geldi. Yani kırmadı beni. Ondan dolayı ona teşekkürlerimi sunuyorum. Onunla çok çok öpüyorum vallahi billahi ablam. İzliyorsa hala bakayım. Evet izliyormuş. Ablam çok teşekkür ederim vallahi. Öyle işte. Bu hayat böyle arkadaşlar. Ne yaparsanız kendiniz yaparsınız. Bu hayat böyle. Her koyun kendi bacağından asılır. Bu kadar basit. Benim Tusi diksiyonum düştü çünkü ben hani doğuya girdim, oraya girdim, bir sürü şiveyle tanıştığım için Türkçe diksiyonum bayağı bir düştü. Ve ben zaten yarı yabancı olduğum için Türkçe diksiyonum oradan da biraz düşük o yüzden. Yani yapacak bir şey yok. Ama anlıyorum yani hepinizi çok iyi anlıyorum biliyorum. Anlıyorum biliyorum. Dış görünüş kesinlikle önemli değil. Önemli olan saygılı ve çok efendi birisi olması tabii ki. Sibel abla geliyor bir dakika dur. Ablanın hesabını söyler misin? Takip edeceğim. Alamadım çıktı hemen. Geliyor geliyor şimdi yayınıma geliyor. Bekle ayın. Sen Tekrardan hoş geldin çok Sibel abla. yoruma, başa tutturma olayında ben yazdığım yorumlar sana gelmedi herhalde. Bakayım. Şöyle bir şey rica edeceğim. Tabii ki izninle yani istersen bu yayını YouTube kanalıma atabilir miyim? Senden izin istiyorum. Tabii ki izin istemenize bile gerek yok. Ben size izin veriyorum her türlü. O zaman yayınız bittikten sonra paylaşın. Ben oradan YouTube kanalım Sibel Baysal 06'ya atacağım efendim. Nasıl yani bu yayını mı paylaşayım? Yayın bitecek ya. Bunu paylaşın. Evet. Instagram'dan mı paylaşayım yoksa? Hayır. Şimdi yayın mesela şu anda yayını bitirdiniz. Oraya Evet. S yazıyorsun veya alta işte bir şey yazıyorsun. Yazmadan paylaşılmıyor. Hani İGTV mi? IGTV'de paylaşabilmen için hem üstte hem altta tek rakam da olsa diyor ki orada işte S veya Selçuk, Sibel Evet. yazıyorsun. Ondan sonra paylaş diyorsun. IGTV'ye düşüyor. Ben oradan alacağım yayını izninle. Estağfurullah tabii Benim ki için izin güzel veriyorum. oldu. Hiç sorun Ve yok. zevkle izliyorum. Hiç sorun yok. İstersen abla şimdi ben direkt istersen şey yapayım istersen. Direkt paylaşayım istersen. Olur mu? Ha, şimdi yayını bitirdikten sonra hemen oradan yaz, hem üstte yazıyorsun, hem Tamam. alta bir mark koy, IGTV'de Tamam. paylaş. Tamam ben hikayeme de atarım hatta sizin YouTube kanalınızı ben bilmiyordum. Ona da Hayır bakarım değil, şimdi. hayır değil. Yayını şu an bitiriyorsun mesela, Evet. bitiriyorsun değil mi? Orada hemen S altına da G yaz, Tamam. hemen oradan IGTV'de paylaşılacak video. Oradan ben alıp kendi kanalıma kendi izninle atacağım. Tabii ki her zaman izin veririm, sorun yok. O zaman ben Teşekkür şimdi ediyorum. paylaşıyorum. İyi akşamlar, sağ olun. Ben de şimdi videoyu paylaşacağım. Umarım yanlış bir şey